Kimileri Ranmus'un zor vakitte Shurima'nın yardımına yuvarlanan zırhlı bir muhafız ve yükselişe ermiş kadim bir ilah olduğuna inanıyor. Batıl inançları olanlarsa bu kabuklu varlığın ülkelerde iktidarın el değiştireceği anlarda ortaya çıkan bir değişim habercisi olduğundan emin. Bazıları da Ranmus'un türünün son örneği bir yaratık olduğunu iddia ediyor. Ranmus gibilerinin rün savaşları dizginsiz sihir gücüyle çölleri tarumar etmeden evvel bu diyarları arşınladığına inanıyorlar. Muazzam kudretine dair sihir ve gizemle dolu rivayetler olunca da Ranmus'a akıl danışmaya gelen Shurimalıların haddi hesabı yok. Falcısı, rahibi, kaşifi, manyağı Ranmus'u nerede bulacağını bildiğini iddiada dursun, zırhlı armadillo bir muamma olmayı sürdüreceğe benziyor. Buna rağmen bu kahramanın çok eski zamanlarda bile yaşadığına dair kanıtlar var. Shurima'nın antik harabelerinde eski duvarların üzerinde onun resimlerine rastlamak mümkün. Yükselişin ilk günlerinden kalma devasa dikitlere bakıp onun resimlerini görenler de doğal olarak onun ölümsüz bir yarı tanrı olduğunu düşünüyor. Şüpheci kimseler de bunun basit bir açıklaması olduğuna inanıyor. Ranmus aslında türünün tek örneği değil. Başka söylentilere göre Ranmus yalnızca layık gördüğü seyyahların karşısına çıkıyor ve bu karşılaşmanın sonucunda onu görme şerefine erenlerin hayatı değişiyor. Hatta zamanında zırhlı armadillo büyük bir krallığın varisini korkunç bir yangından kurtarmış ve adam tacı tahtı bırakıp koyun gütmeye başlamış. Bir de yaşlı duvarcı adamın hikayesi var. O da Ranmus'la yaptığı kısa ama esaslı muhabbetin ardından devasa bir pazar yeri inşa etmeye karar vermiş. Sonrasında bu mekan Nashrama'nın kalbinin attığı şehir merkezi olmuş. Durum böyle olunca Ranmus'un rehberliğinde aydınlık yollar açılacağını bilen inançlı kimseler onun rızasına vakıf olabilmek için çeşit çeşit merasimler düzenliyor. Ranmus'un gücüne inananlar ona olan hayranlıklarını göstermeyi ihmal etmiyor. Her yıl onun meşhur yuvarlanışını taklit etmek için akın akın şehrin sokaklarında taklalar atarak geziyorlar. Aynı şekilde her yıl binlerce Shurimalı çölün en tehlikeli ve ücra köşelerinde Ranmus'u bulmak ümidiyle yollara düşer. Çünkü öğretilere göre Ranmus'u bulmayı başaran kişi layık görülürse Ranmus'tan bir tek sorusuna cevap alır. Ranmus'un boğazına düşkün olduğunu bildiklerinden gezginler yanlarına onu memnun etmek için adaklar alırlar. Maşrapalar dolusu tatlı keçi sütünü, sandıklar dolusu macunların içinde karıncaları, kavanozlar dolusu balı katırlarına yükleyip yola çıkarlar. Birçokları çölün derinliklerinden geri dönmez. Sağ kalanlarında çok azı bu ilah hakkında hikayelerle döner. Ancak bazı gezginler sabah uyandıklarında erzaklarını koydukları çantaları bomboş bulduklarını söylemiştir. Artık bilge bir kahin mi, yükselmiş bir ilah mı, kudretli bir hayvan mı bilinmez ama Ranmus'un dayanıklılığı dillere destan olmuştur. O, geçit vermeyen Siram Kalesi'ne girmeyi başarmış bir kahramandır. Bu kale, aklını yitirmiş bir büyücü tarafından tasarlanmış. Siram Kalesi'nin görülmemiş, duyulmamış büyülü ucubeliklere ev sahipliği yaptığı söylenir. Tanınmayacak hale gelmiş dehşet verici hayvanlardan, ateşe boğulmuş koridorlardan, gölgelerden oluşmuş iblislerin geçit vermediği tünellerden bahsedilir. İçeri girmesinin üzerinden bir saat geçmemiş ki devasa kale bir toz bulutunun altında çöküvermiş. Ranmus'u da enkazın içinden yuvarlanarak çıkarken görenler olmuş. Ne Ranmus'un karanlık geçitten geçme sebebini ne de kalenin kara mermer duvarlarının ardında nasıl sırlar öğrendiğini kimse bilmiyor. Büyük selin gerçekleştiği yılda İmmalli'deki gölü sadece 2 günde geçmişti. Söylenenlere göre çiftlik karıncaların istilasına uğramıştı. Ranmus da devasa bir karınca yuvasını ve koloninin kraliçesini yok etmek için kilometrelerce derine inmişti. Bazen de yardımsever bir kahraman gibi ortaya çıkar Ranmus. Noxuslu kuvvetler bir Kuzey Shurima yerleşim merkezine saldırdığında yükselenler tapınağının çevresindeki bölgeyi korumak için farklı yerlere dağılmış kabileler bir araya gelmişti. Tabii kabilenin gücü istilacıların karşısında bir hiçti. Ranmus araya girdiğinde savaşı neredeyse kaybetmişlerdi. Bu gizemli yaratığı görünce herkes şaşkına döndü. Hepsi savaşmayı bırakıp onun savaş meydanının ortasında yuvarlanışını izlemeye başladı. Ranmus tam muazzam tapınağın önünden geçiyordu ki binanın temelleri sarsıldı ve istilacı ordunun üzerine dev taş blokları yağdı. Çoğu kayalar altında ezilmişti. Hayatta kalanlar da sayıca az olduklarından arkalarında Shurimalıların sevinç dolu haykırışlarıyla kaçtılar. Bazıları Ranmus'un Shurima'yı çok sevdiği için bu kasabayı kurtardığından emin. Diğerleri de bu bölgeyi korumasını çok sevdiği kaktüs çiçeklerinin burada yetişmesine bağlıyor.
Hatta aralarından biri Ramus'un uyur yuvarlanır bir halde olduğunu ve tapınağın taşlarını düşürmek gibi bir niyet olmadığını söylüyor. Gerçek ne olursa olsun Ramus'un hikayeleri Shurim halkı için çok önemli. Hangi Shurimalı çocuğa sorsanız Ramus'un nereden geldiğiyle ilgili size bir düzine rivayet sayar. Büyük ihtimalle yarısını da sorduğunuz anda kafasından uydurmuştur. Ancak Shurima'nın yükselmesiyle zırhlı Armadillo'nun hikayeleri daha çok duyulur oldu. Shurima yıkılmadan önce de böyle olduğundan kimileri için onun varlığı zor zamanların alameti. Peki yıkım çağının habercisi neden böylesine yardımsever ve keyfine düşkün biri olsun ki? Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Shurima hikayesi için karta tıklayın. Eğer hali hazırda tüm Shurima hikayelerini dinlediyseniz ve bana destek olmak isterseniz diğer karta tıklayıp sponsorlu içeriklerimize göz atabilirsiniz. Teşekkürler.